Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sana bugün konumuz evlilik hayatında eşlerin hak Ne olacak nasıl olsa inşallah. Tabi her şey önce Kur'an-ı bakıyor. Eğer evlilik olayında eşler İslam'a bağlansalar, Kur'an-ı Kerim uygulasalar, o zaman aralarında görüşleri olmaz. Zaten nikahın akdinde, nikahın akdinde şöyle ki akd ediliyor. Allah'ın emri üzerine ilahır devam ediyor. Yani nikahın akdinde, nikahın başlangıcında önce bir Böyle sözleşme, anlaşma kabul ediliyor. Allah'ın emri üzerine diye. Yani aile hayatının demek ki insanların görüşüne göre değil de zamana göre değil de Allah'ın emrine göre olması bu iki ahdinde birinci madde olarak sözleşmeye geçiyor. <laughs> Şimdi aile hayatında tabii iki kişi olduğumu Birinin emir olması gerekiyor. Bir köyde muhtar olmasa, ilde vali olmasa, olma muhteremler. Mutlaka iki kişinin birisinin emir yani amir olması gerekiyor. Peki acaba aile reisi yani kim olacak? İslam'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre Celle kim olacak? Allah Teala bizi buyuruyor Nisa suresinde ayet 34'te. Esnebi billah bismillah. Er ricalü Er erkekler. Kavvamun ale nisai. Er ricalu ale nisai. Er -nisa erkekler kadınlar üzerinde kaim dediler. Kavvam mübalağa sigası ile geliyor. Kaimin çoğudur. Yani erkekler aile reisidir. Bunlar kadınlar üzerine yöneticidir. Amir bunlardır Mevlam buyuruyor. Buradaki tabi erkeğin reisli aile reisliği de yani başta söylediğimiz gibi erkek nedir? Nasıl ki bir vali, ben valiyim dişini yapamaz. Kanunla yürütmek mükelleftir. Onun dışına çıkamaz. Erkek de ben aile reisiyim diye dediğini yapamaz o tabi. Reişim. Ne yapacak? O da evinde, yuvasında Allah'ın cereşlerinin emirlerini uygulamaya çalışacak. Budur reislik muhteremler. Yoksa ben reisiyim diye yani onur, benlik konusu değil bu tabi. Neden dolayı acaba erkek aile reisi oluyor İslam'da şimdi? Sebebi ne acaba? Allah Teala bize bunu da bildiriyor. Bima faddalallahu ba'lahum ala ba'din. Allah Teala bunların bazısını bazılarına daha faziletli üstün kıldığından dolayı Mevlam buyuruyor. Yani yaratılışta fıtratta Erkeğin yaratılışı başka, kadın yaratılışı başka muhteremdir. Erkekte olan sıfat özellikle kadında yok, kadın olan erkekte yok. Yani yaratılış böyle başlıyor bana <laughs> Filikat böyle başlıyor. Erkek hanımını korumakla, rızkını temin etmekle, hatta icabında hanımın namusurunda can vermekte mükellef erkek. Yani erkek aile yapısının dış yapısı. Hanım iç yapısı. Biliyorsunuz her şeyin dışı dış etkenlere karşı daha mukavemet dayanıklı olur. Bir elmanın bile kabuğu ne yapıyor? Eğer kabuğu söylürse elma hemen oksijen temas ediyor, kararıyor. Dayanmıyor böyle Yani erkek koruyucu bir madde. Erkek bundan sorumlu. Erkeğin sorumluluğu daha fazla. Yine Mevlam bize buyuruyor Nisa Suayet 19'unda Bismillah ve aş bil maruf ve aş bil maruf. Onlarla burada aşiru emir çoğu sigasıyla geliyor. Arapçada <laughs> fiiller, emirler hem dişi, erkek olarak ayrı olarak geliyor. Burada Mevlam erkekte hitap ediyor. Ey erkekler, aile reşleri, onlarla güzel yaşayınız, bil maruf, maruf şekilde. Bu da Allah'ın erkekleri emri şimdi. Yani ben aile reisiyim diye dedim yaptırırım, emrederim, şöyle yaparım. Bu da erkeğin yetkisi de yok bu da böyle şey. Bela buyuruyor. Ve aşiruhunne bil marufi. Maruf, meşru anlamına geliyor. Yani meşruiyet çizgi doğrultusunda onlarla güzelce hoş yaşayın. Bela buyuruyor. Demek ki aile yuvasının nedir amaç? Güzel yaşamak muhteremler Allah'ın çizdiği meşhuriyeti aşmadan, aşmadan güzel yaşamak. Peki bir kişi evlendi, tabi erkek de hanım da evlendi, yuva kurdu. Fakat sonradan hoşuna gitmese, mesela erkek hanımının sonradan hoşlanmasa, tabi aksi olabilir, kadın hoşlanmasa ne olacak? Mevla buyuruyor, فِيْنْ كَرِهْتُمُهُنَّ Eğer onlardan ikra ederseniz, eğlenmişler, yuva kurulmuş, ondan sonra keri ikra etme, hoşlanmama. Bir erkek hanımından, tabi kadın korasından hoşlanması ne olacak? fe asa bela biriyor. Umudur ki yani umarsınız ki en tek şeyin, bazı şeyden işte hoşlanmazsınız. Yani hanımın bazı huyları, konuşmaları, hali işte fiziksel yapısı tabii kadın işine erkek olarak bazı şey yokluğuna gitmez. Ve cefi hayrın kesira. Halbuki Allah da çok hayırlar kılar. Demek ki efendim işte ben hoşlanmıyorum diye yuvayı yıkmamak gerekiyor. Bunlara sabır etmek gerekiyor muhteremler. Çünkü insan hoşlanmadığı bazı hallerde Allah onda büyük hayırlar kılıyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz balığın karında epey kaldı. Oradan çıktı. Yine tekrar Musul, Nineveh şehrine gitti. Yine peygamber devam etti. Yunus Aleyhisselam Hazretleri ikinci dönem peygamberliğindeyken uzaktan bir grup Müslüman geliyorlar evine bunu ziyarete. Yunus Aleyhisselam Hazretleri hanım bunda odadan işte bir şey alma gerekiyor. Oraya giriyor. Hanım başı bunu bağırmaya Başları misafirlerinde şudur budur bağırma çağırmaya kadın. Yunus Aleyhisselam peygamber tabi ama hiç sesini çıkaramıyor böyle hafif gülümsüyor, tebessüm ediyor. O işine devam ediyor. Bu gelen misafirler tabi dayanamıyorlar, soruyorlar. Ya Yunus, bak Allah'ın bir peygamberisin. E, dilediğini kadını alabilirsin, Neyse bunun karnını çekiyorsun diye kendisi soruyorlar. Şöyle cevap veriyor. Ben diyor balın karından çıktıktan sonra Allah Teala diye niyaz ettim, yalvardım. Ya Rabbi. Ben kusur ettim, hata ettim. Sen ceza beni balın karında hapsettin ya Rabbi. Eğer yaptığım bu hata kusuruma karşı Balığın karnındaki kalman süreci ile hatalarım tam af olmamışsa yine bir kusurum kalmışsa ne olur ya Rabbi bunu ahirete erteleme ya Rabbi. Onun azabından korkarım ya Rabbi. Ne olur bana bu dünyada bunu ver ya Rabbi. Dünya geçici hayattır. Dünyada çekeyim ahirete de gidemiyor ya Rabbi. O zaman buyuruyor ki Allah Teala Yunus Aleyhisselam'a ya Yunus o halde git filanın filan bir kızı var. Onu al, onunla evlen ama boşa müyesin onu. O zaman günahından af olacak. Yunus Aleyhisselam Allah'ın bildiği yere gidiyor. Kızın babasını buluyor. Kızınmış tabi. Yani, yani olacak kişiyi buluyor. İşte ben diyor senin kızından talebim. Onu almaya geldim. Şöyle bakıyor. Ya Yunus sen bir peygambersin benim kızım sana layık değil ki ama. Neden diyor? Benim kızım diyor kaç tane kocaya gittiyse kimse bunun karın çekemedi diyor. Kızım karın çekemedi diyor. Kızım asabi, sinirli, stresli, vurur, kırar, döker diyor böylece diyor. Onun için kaç kocaya gitti, eve geri geldi diyor. Sen bunun karın çekemezsin. Evet diye. Ben onun olduğunu biliyorum diye bilip aldı hocam böyle diyor. Alıyor. Bakın bu ne oluyor muhteremler? işte günahlarına kefaret oluyor. Bir erkek hanımının böyle huylarına sabederse, sabederse o kişinin günahlarının affolmasına sebep oluyor bu. Tabi bir kadın da kocasının aksiyle huylarına sabederse o da günahlarının affolmasına vesile oluyor muhteremler. Biliyorsunuz meşhur Nasrettin Hoca vardır. Bunun ilk hanımı çok güzelmiş, ahlakı yani. Ahlakı çok iyi ilk hanımının ama ilk hanımının ömrü azmış, rahmet olmuş, ölmüş tabii. Yine evlenmiş. Evlenmiş ama ikinci hanımın da tam aksine asabim asabiymiş böyle, vuran kıran kişiymiş. Bir gece Nasrettin Hoca'nın evinde bir gürültü olmuş. Komşular duymuşlar. Fakat gelenmişler gece evine. Sabah namazdan bakıyor komşuları Rasulüncü'ye bakıyorlar. E, kaşı gözü yaralmış. Hocam hayrola gelmiyorsun ne oldu? Hiçbir şey yok. Hocam bu aşkı bir de gürültü oldu ama ne oldu acaba? Canım biliyorsun yengen diye bir asabi ya diyor. Bana kıza diyor aldı cübbemi yere attı diyor. Ondan ses çıktı. Ama hocam cübbe kadar ses çıkar mı? İçinde ben de vardım ama var diyor. Demek ki adı cemaatimiz hoca bunu boşamıyor bak. Boşamıyor. Neden? O benim veli nimetim diyor ama O benim veli nimetim diyor. Ondan daha çok makam oluyor muhteremler. Ondan makam oluyor. Bunun için demek ki evlilik hayatında zaten nikah altında Allah Teala emri koşuluyor. İlahi emir yaşamak konuşuluyor. Demek ki biri asabi olursa, sinir olursa eğer karşıki hangi sabbe o işte aslında kârı çıkıyor aslında. Velamız <laughs> buyuruyor az önce okuduğum ayet-i kerimesi devamında. Bismillahirrahmanirrahim. Fes salihatü kanitatün. Fes salihatü saliha hanımlar. Saliha. Erkek salih denir. Kadın Arapça saliha deniyor. Buraya salihat salihanın çoğulu. Nedir salih saliha muhteremler? Salaha ermiş anlamına geliyor. Eğer bir kimsede üç şey bulunursa, o gün Allah Teala'nın salih salih e kul üç şey bulunursa, önce iman. Ama imana hakiki deniyor buna. Gerçek iman. öğrenecek kişi Allah'tan kul gafil olmayacak kolay kolay. Allah Celle Şanlı'yı malikel mülk. Mülklerin maliki Allah Mevla. Büyük onur böylece. Sonra bu kul bu imanı ile bir de ibadetini yapacak, haramdan kaçınacak. İbadet nedir tabi? Beş vakit namazı işte, orucu, Allah'ın emrini yapacak. Bir de haramdan da kaçınacak. Haramdan kaçmayan kişi yine salih salih olamıyor. İki. Üçüncüsü ahlakı hamide deniyor. Güzel ahlak. Ahlak hamide. Eğer bir kişide erkek olsun, hanım olsun ahlak hamide iyi ahlak yoksa o kişi gene tam gerçek Müslüman olamıyor. Çünkü ne yapar? Duvarı örer bir tekme vurur yıkar böylece. Ona benzer muhtemelen. Ufak bir şeye bir kızar. Efendim işte ben asla sinirliyim. Yok olmayacak muhteremler işte. Hakim olacaksın. Olacaksın muhteremler. Nedir o sinir? Eğer o sinirlenme kişinin dışında yani kişinin isteği dışında oluşuyorsa bedende o kişi yazı zaten böylece. Yani kişi şu bedene hakim olamıyor. İrade hakim olamıyor. İşte bütün mesele nedir? Bu bedene hakimiyeti sağlamak irade ele almak. Efendim işte elimde değil olmadı olmadı Elde olacak insan diri zaman kızacak. Kızmak var dinimizde. Allah için kızmak var dinimizde böyle. Ama ne gerekiyor? Kızma da kişinin elinde iradesi de olacak ama. İşte bir insanın ahlakı da güzel olursa bu nedir? Allah'ın salih kuludur. Peki ahlak değişir mi acaba? Ahlak kökten tam değişme ahlaktan kökten değişmez. Yalnız, bir kimse riyaze dönüyor buna, bir kimse ahlakını bilir, iyi olmadığını bilir, kişi bununla mücadele, cihat ederse, kişi bunu bir nevi sınırlar, kişi bunu baş baş kalmaz böylece ama kökten değişmez. O, e, Orta Asya'da bir Müslüman hakan yani devlet başkanı varmış. Bir gün toplamış bu Strana alimleri toplamış. Ahlak kökten değişir mi? Değişmez mi diye. Padişah o hükümdarın da e, savunduğu görüş yani ahlak değişir, kökten değişir diye. Fakat işten bir alem buna karşı çıkıyor. Sultanım diyor, ahlak kökten değişmez diyor. Sultan tabi bunu hoşlanmıyor, dağılıyor meclis. Bu hükümdar emir veriyor, küçük bir kedi yavrusu alıyorlar saraya. Özel iki tane bunu eğitimci bunun başına koyuyor. Bu kedi yavrusu özel eğitilecek. Ne yapacak bu kedi yavrusu? Bunun başına gümüşten bir tepsi özel dök, dökülü yapılıyor. Bunun üzerine bir kahve fincanı konacak, bu kedi gelen misafire kahve götürecek uygun adımla. Bir ay kedi bu eğitim veriliyor. Artık kedi bu işi yapıyor. Padişah haber gönderiyor alime, ahlak kökten değişmez diyen alim haber gönderiyor, saraya davet ediyor. Alim geliyor tabi, onu alıyor, kenara oturturuyor. Padişah işaret ediyor, kahve gelsin. Kapı açılıyor, içeriye bir kedi giriyor ama tertemiz kedi. İpeklerle falan kurdeleyle süslenmiş, öyle pırıl pırıl şekilde. Başına özel bir tepsi gümüşten yapılmış. Üstüne bir kahve fincanı üzerinde kahve. Kedi geliyor geliyor, alnına duruyor. Padişah bakıyor, buyurun diyor, alıyor. Bak gördün mü diyor, kedi bile diyor, eğitimle nasıl alakı değişiyor diyor, huyu değişiyor böyle diyor. İnsan değişmez mi diyor. Şimdi diyor ki alim, yarın akşam yine gelsem, acaba ki anış yine bana yapar mı? Tabi yapar. Bir ay eğitim gördü bu diyor. Bu yüzden padişah bunu razı kabul ediyor, yarın yine gelecek. Alim sabahtan tabi eski evler, ahşap evler. Gidiyor, gece konumu haline gidiyor alim. Çocuklara diyor ki, bana küçük bir fare lazım diyor. Kim bulursa ona bir altın hediye edeceğim diyor. Hemen yoklar, ambarlara, mambara arıyorlar. Biri bir fare yakalıyor, getiriyor bir altın için tabii. Bu alim bunu bir kutu içine koyuyor. Hafif delmiş, havası kalmaz derlerden. Evine gidiyor. Akşam padişahın sarayına giderken o kutu cebinde. Oturuyor şimdi alim. Tabi padişah onurlu, gururlu. Yani biz yaparız diye. Emir veriyor, gelsin bakalım şimdi açıkça. Kedi gelsin bakalım diyor. Açılıyor kapılar. Kedi uygun adımla böyle ağır tempoyla kedi adım yavaş yavaş geliyor. Tam o aleme üç adım kalınca çıkarıyor kutuyu, fareyi atıyor. Tabii fare dışarı atladığı gibi kedi unutuyor ahlak uyunu. Eğitim unutuyor kedi. Tepsi bir tarafa, kahve bir tarafa hemen kedi altı fare yakalıyor, başlıyor bir tarafa kaçmaya. Alim padişah bakıyor, padişah haklıymışsın diyor. Haklıymışsın böyle diyor. Şimdi bakın muhterem cemaatimiz, ahlak kökten değişmiyor böylece. Değişmiyor böylece. Bunun için evlilik hayatında en başta gelen konu ahlak ve ahlak meselesi muhterem, der. Ne kadar büyükler varsa, bunu bunlar evlenirken bunlara tabi tedbir etmişler. İşte filanım var, filan kız var, şunlar, bunlar var. Bunu önce soruyormuşlar, Hani ahlakı daha güzel diye muhtemelen. Ahlak, so uydurma, yapmayacak hareketler demek ki bir an kızdı mı her şey sana gidiyor böylece. Şey. Esne dönüyor. Ahlak çok mühim mesele. İşte Mevlamız buyuruyor, Fes salihatü salih hanımlar. inançlı imanlı, ibadetini yapan, haramdan kaşınan, ahlak güzel olan. Kani taatün itaatkar, itaatkar. Mutiatın anlamında yani hem Allah emrine itaat ediyor hem de korus emrine itaat ediyor. Tabi burada bir noktaya çizme gerekiyor. Kadının Kur'an itaat etmesi kadın üzerine vaciptir. Ancak meşru emirlerinde. Eğer bir kadının kocası yani İslam'a uygun olmayan bir şey emederse o dinlenmez materyaller. Dinlenmez o. Mesela diyor ki hanımına başlarım senin fiyancı, düğün sana götüreceğim diyor. Sağlı çazlı mazlı bunda. Hayır ben gitmem bu şekilde. Efendim başla aç diyor. Aç, açmayacak başlayacağım ben işe. Açmayacak. Demek ki ancak meşru olursa itaat gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi insanların en ağırlık iyi olanı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Zaten cennette oradaki insanlar, müminler inşallah biz orada oluruz. Herkesin boyu Adem Aleyhisselam'ın boyunda olacak orada. 60 zira. Geniş omuzlu olacak insanlar. İri oca insanlar cennette. Sonra herkesin orada sesi Davud Aleyhisselam'ın sesi gibi olacak böyle. Davud'u gül ses olacak. Ses orada. Yine herkesin güzelliği Yusuf Aleyhisselam gibi olacak cennette. Erkek kadın da böyle. Orada herkes o kadar güzel olacak. Dördüncüsü herkesin ahlakı da Peygamberimizin ahlakında olacak muhtemelenler. Ahlakı Muhammedi deniyor böyle. Ahlakı Muhammedi deniyor. Şöyle bir kısa örnek vereyim ahlak deyince. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deve üzerinde sefere giderlerken arkadan bir Arabi geliyor. Arabi çöl adamı, çöl yaşayan kişi. Onlar çöl ekibinin doğası olarak biraz çok kaba olurlarmış onlar. Müslüman gerçi ama ama çöl yaşamış. Peygamber arkasından geliyor, peygamberek cübbe tutuyor, şöyle çekiyor, kendisine doğru peygamberimiz de, ya Muhammed, ben de ekmek var, katık var mı senin de bana verecek misin ben Bakıyor sahabeler, peygamber boynu çizilmiş, o kadar çekmiş böyle Tabi sahabeler muazzam böyle heyecan geliyorlar, Düğünün sahabeler, nasıl bunu yapıyor derken? O anda peygamberimiz acaba buna kızacak mı diye bakıyorlar. Peygamber'e bakıyor, gülümsüyor. Evet var diyor. Yanında kuru et tamam versinler diye verin diyor muhtemelen bakın. Yani ahlak-ı Muhammediye e, hiçbir zaman böyle kızma kendi adına, nefis adına. Ancak tabi Allah için din adına kızma var tabi dinimize böylece. Şey. Yine bir örnek vereyim peygamber ahlakından. Bir gün peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'nin dışına çıkmışlar, şöyle doğru. Yanında birkaç tane sahabesi varmış Peygamberimiz. O anda yine Medine Ensar'dan, sahabeden birinin de birkaç tane devresi filan şu varmış, onları ototuyormuş çölde, Medine dışında. Bu Ensar Hazretleri sahabe, Peygamberimizi, Aleyhisselam Hazretleri'ni öyle çölde yanına geldiğini görünce tabi çok ama çok seviniyor. Yani keşke nasıl bize görseydik ama tabi zaman geri, geri getiremiyor muhtemelenler. Allah'ın Resulü peygamberimiz tabi görüyor. Orada çölde o kadar duygulan, o kadar seviniyor. Geçmeye geliyor. Yalvarıyor. Ya Resulallah benim şu küçük bir diyor keşim var diyor. Müsaade sen diyor hemen bunu diyor, keselim. Bunu da diyor kızartalım ateşte. Bize bir ziyafet çekelim bu diyor Resulallah. Müsaade eder misin ya Resulallah? Tabi bak ya Peygamber Aleyhisselam çok candan böylece. Olmaz ise güzelce kırılacak yani. Peygamber pek izin veriyor. Olur diye keser. Ama diyor ki ya Resulallah ben diyor hayvan kesmeni beceremiyorum ama diyor. Kesemiyorum ben ama diyor. Oradan biri çıkıyor. Sahabenin birisi. Ben iyi keserim ben keseyim. Biri diyor ki ben de tulum güzel yüzerim. O zaman tulum yüzüyorlar. İçine su koyup veya su kabı oluyor o zaman şeyler. Ben tulum güzel yüzerim diyor. Bir de ben de güzel pişiririm diyor, kızartırım. Peygamberci ilk adetleri, ben de odun toplayayım, taşıyayım, getireyim de ateş yakalım, pişirelim. Aman yarası Allah sen lütfen otur, değil de biz getirelim. Peygamberci şey de hayır eshabım, hayır. Eğer bir insan kendisi imtiyazlı görürse, Allah'ına gazap eder, bakın böyle. Yani bir peygamberim diye, evliyayım diye, şuyum buyum diye, bir insan kendi imtiyazı görürse, karşı yerinde üstün görürse, Allah'ına gazap eder bu muhteremler. Bakınız. Biri keserken, yüzerken, şey peygamberimize çölde dolaşıyor. Odun böyle topluyor, kucağına alıyor peygamberi getirip getiriyor az cemaatimiz. İşte ahlâk-ı Muhammediye deniyor muhteremler. De, deniyor. Bir gün Hz. Ayşe annemize soruyorlar. Peygamberimizden sonra soruyorlar. Ya Ayşe diyorlar. Peygamberimiz evde ne yapardı? Dışta ne yaptı? Belli peygamberin tabi. Görüş sahabeler. Ya Ayşe diyorlar. Ayşe validemize. Peygamber evde ne yapardı? Nasıl o geçirirdi? Ne buyuruyor bak bu muhtemelenler? Bana yardım ederdi buyuruyor bu muhtemelenler. Ayşe'den Bana yardım ederdi buyuruyor peygamber. Yani ekmek yapması, ev sürmesi, şunda bunda. Bana yardım ederdi buyuruyor Ayşe validemiz, peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi öyle bir makamda ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri maneviyatta ruhsal yönden cezbe yönünden öyle makamda ki eğer Peygamberimizin yaşadığı ruhsal hal manevi hal bir evliyaya onun yüzde bir verirsin Eylül'a yanar ruh çıkar bedeninde Allah diye yanar dayanam kaldıramam Hatta İmam-ı Şazi Hazretleri Büyük Evlullah'tan. Bu mübarek zata öyle bir hal gelmiş ki maneviyat ruhsal. Maneviyat böyle. gel bir gün böyle öyle geliyor, 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 geliyor. Artık kaldıran böyle. Yanıyor böyle. Çıldıracak bu şekilde. Ya Rabbi al bundan benden böyle böyle. Dua edeyim Yine bir örnek daha vereyim. Bir gün Koyan'daki Mevlana Hazretleri, sohbet ettiği yerden evine giderken yanında cemaatler varmış yanında karşılığına Şems-i Tebrizi hatırı çıkıyor. Tebrizi Şem Hazretleri yanına geliyor. Büyük Evlullah diyor ki Mevlana'ya ya Mevlana sana diye bir sorun var diyor. Peki sor bakalım diyor. Peygamber buyurmuş ki Aleyhisselam Hazretleri diyor Ya Rabbi seni hakkıyla bilemedim demişti Peygamberimiz diyor. Buna karşı o peygamberin bir ümmeti olan bir evliya, beyaz ve bir semazetir hissediyor, ''Ya Rabbi seni artık bildim, Arap tüke, bildim.'' demişti böyle diyor. Nasıl olur diyor ya Mevlana, bir evliya Allah'a bildim diyor, peygamber daha bilemedim diyor diyor. Ne dersin bana deyince, şöyle cevap veriyor. Hazreti Beyazı ve Bismillahirrahmanirrahim büyük evlullah'tır şüphesi diyor, kişi sahibidir diyor. Ona diyor marifetullah, ilahi cecbe, aşkullah, muhabbetullah, marifet gelince diyor, doldu diyor. Doldu diyor. O kabı o kadar böyle. Biraz daha geçsin diyor, ruh çıkar beden dayanamaz böyle. Allah da yanar diyor. Ruh çıkar beden dayanamaz böyle diyor. Ama diyor, peygamberimizin göğsü, malibi kalbi peygamberimizin o kadar geniş gidiyor, o kadar geniş gidiyor, Cebrail Aleyhisselam bile diyor, bir adım atamam dedi Miraç'ta diyor. Peygamberimiz diyor, hepsini için aldı böyle Bu için diyor, Peygamberimiz ne kadar marifetullah gelsin, hepsini alıyor, alıyor, alıyor. Ama daha yetmiyor, yetmiyor. Daha işte Mevlam böyle Şimdi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyada garip tamam Neden? Peygamberimizin konuşacağı arkadaş yok peygamberin o da baştan yani, o, o, makamda ki peygamber Ali Hazretleri kimle konuşacak? En yakın büyüksüzü Hazretleri ama nerede kalıyor yine kardeşe. Ancak Cebu Aleyhisselam peygamberimizin muhatabıydı kardeşe. Peygamberimiz bazen darılırdı. Bisikr envaril mükaşefat veriyor. Yani gelen malivi haller, ruhsal haller, cezbi ilahiler Peygamber o hale gelmiş bazen o kadar ağırlı geliyormuş. O zaman bakın Peygamber şey buyuruyor Hz. Ayşe Validemize. Kelimini ye Ayşe. Bak bu terimler. Peygamber şey buyuruyor Ayşe Validemize. Ya Ayşe konuş. Konuş benim muhabbet et benimle. Ancak o zaman açılıyor o Demek ki bir insanın bakınız hanımıyla konuşmasında da muhabbet ve sohbet meselesinde bunun bir hikmet de var böylece. Yani kişiyi rahatlandırıyor böylece. Bir Eylül'a şöyle bir Eylül'ün biri Rebihul Ezhane kema terebehul ebdane buyur bakın. Hadi. Bedenlerinizi rahatlattığınız gibi israat ile ezhan zihinleri beyinde rahatlatı dinlendiriniz buyur muhtemelen. Bunun için de bunun da en iyi yolu diyorlar Kişi evliyse hanımla sohbet yapmaz ki diyor Muhteremler. Yani bir kişi ne kadar dışarıda daralsa, bunalsa, sıkılsa, stres geçirse de hanım aynı şekilde hanım da evinde çocuğunda çocuğunla ne kadar daral, sıkılsa eğer eşler bir araya gelince oturup böyle güzel mualev bir yaparlarsa ondan hem zihnine bak, beynini dinlendiriyor, onların kalbi dinlendiriyor ki. Peygamberimizin bile bu ihtiyacı oluyormuş. Peygamberimizin bile hanımla konuşmaya ihtiyacı oluyor. Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri kelimini ya Ayşe. Peygamber buyurmuş. Ya Ayşe otur gel konuşalım sohbet edelim ancak rahatlayalım buyurmuş Aleyhisselam. Şimdi kadının bir daha de dedik edik de, Bir adı burada buraya Peygamber Hazretleri. Yani kadınınla ilgili olarak el etü evli bir kadın iza sallet hamseha beş vakit namazını güzelce kılsa evli bir kadın beş vakit namazını vaktin güzelce kılsa ve sahmet ve Ramazan orucunu tutsa ve hafifet fercaha edebini korusa, yani örtün sevgiden türü olsa, kendini haramdan, zinadan korusa ve etteat zevceha. Bir de zevcine korusuna itaat etse. bu da söyleyip böyle. Peki ne olacak bu kadın? Tedhulül cennete bu kadın cennete girecek. Mine babin şaet dilediği kapıdan. Cennetin sekiz tane kapısı var. Her kapının ayrı bir özelliği var. Girmek için. Özelliği var. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani kadınlar işi erkeklerden daha kolay muhteremler. Biraz erkeklerin durumuna geleceğim. Erkeklerin sorumluluğu çok ama çok ağır. Elçi ağır sorumluluğu. Kadınlar ki kolay. Demek ki bir kadın beş vakit namazını vaktinde güzelce kılsa, bilinçli kılsa, Ramazan orucunu tutsa, başka nafile tutmasa bile ve tesettür şart, tesettür şart böylece. Ve örtünse, namusunu, ırzını korusa ve kocasına itaatta etse, öldüğü zaman cennete girecek, dilediği kaptan girecek. Yine bir adı şerif Tirmiz'den okuyorum Buraya Aleyhisselam Hazretleri Eymem re'etin matet Bir kadın öldüğü zaman ve zevci anha O anda korosondan da razı ise bir kadının korosondan önce öldü. Korosu da hayatta daha kaldı. Bir kadın öldüğü zaman, ölü zaman eğer o kadından kocası razı ise, memnunsa dehaleti cennet o kadının cennete mutlaka girecek bir peygamber. Demek ki kadınların korun razı etmeleri tabi bu da az evvel dediğim gibi meşru işlerde konularda. Şimdi gelelim bir de erkeklerin ağır sorumu nedir? Bu çok zor muhtemelen, çok zor. Allah Teala bize buyuruyor Tahrim ayet 6'da. Esne es Ya eyyuhellezine amenu. Ey müminler, erkekler tabu. Ey müminler. Ku enfusekum ve ehlikum nara nefsinizi, kendinizi, elinizi ateşten koruyun, buyuruyor Mevlam. Anefi fukalarından bir mübarek zat vardır, çok yüksek fuku fuku alemi, yani işşahat derecesine ulaşmış, Ebu Hafsil Kebi el Buhari Hazretleri vardır. Bu zat gençliğinde Kur'an okumuş, hafızında yapmış. Fakat Fıkıh ilmini fazla bilmiyormuş ama. Evlenmiş. Genç yaşında evlenmiş. Evlendiği gece tabozdan, yaslanmazdan sonra törenle, yani tekbirle camiden götürüyorlar evine. Bunu tabi götürüyorlar. Eve giriyor. Odasına giriyor. Hanımı, kar, hayata karşılıyor kendisini. Diyor ki hanım şimdi, ya Ebu haps. Önce diye benim sana bazı diye sorularım var. Bazı şans sana şeyler soracağım. Yani şu anda sıkıştım. Öyle icap etti. Önce bana cevabını ver. Ondan sonra başka konu konuşalım. Peki ne var diyor? Benim diyor bugün diyor adetim olmadığı halde ben diyor akşam namazına az evvel adetimi gördüm. Ama daha günüm değildi. Akşam namazını kılmadım. Tabi kılmadım daha diyor. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor önce böyle diyor. <laughs> Ebahat serçininde bir duruyor. Bilmem ki, bilmiyorum. Daha bir şey soruyor, e, bilmiyorum. Üç soru soruyor, bilmiyorum, bilmiyorum. Kız çok bilinçli bir kız. O da bu konu bilmiyormuş ama kıza böyle. Bu konu bilmiyormuş. Fakat çok inançlı, imanlı, uyanık böyle binin şuurlu bir kızmış bir kıza böyle. Diyor ki ya Ebu Hafs diyor şimdi bana. Ey Ebu Hafs diyor. Madem bunları bilmiyorsun, niye evlendin? Neye evlendin? Peki bunlar bilmek şart mı da? Tabii şart diyor. Bak Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor diyor. Ey müminler erkekler kendinizi Eşlerinizi çoğuş ateşten koruyun Allah buyuruyor diyor. E sen diye haram helalı bilmesen diyor. kadının adetini gününü bunlara bilemesen diyor. Bunlara bana öğretmesen diyor. Sen ateşi ben nasıl koruyacaksın diyor. Bir ne olacak benim halim diyor. Bu mübarek genç oturuyor böyle. Oturuyor şöyle. Başta iki elin arasında böyle alıyor. Önüne bakıyor. Bir derin bir düşünceye dalıyor. Diyor ki hanımına evet diyor, haklısın diyor. Allah öyle buyuruyor diyor. Haklısın diyor. Eğer diyor sen bana diyor müsaade edersin, izin verirsen diyor. Ben hemen yarın sabah ilim okumaya gideyim başka memleketlere gitmek gerekiyormuş. Gideyim diyor. Önce ilim okuyayım sonra geleyim. Hanım diyor ki ben diyor kolosu da durabilirim diyor. Aşya dayanabilirim ama cehenneme dayanamam ben diyor. Ondan korkarım diyor. İlim öğren diyor böyle. Bu zat gidiyor epey bir zaman ilim öğreniyor geliyor. Sonra zamanın yani dünya çapında bir fıkıh alim oldu kendisi. Şimdi bizim Mevlan burada buyuruyor. Ey müminler, ey müminler, iman edenler ku en füseküm önce kendinizi koruyun. Ateşten tabii gelecek. Koruyun. Nasıl korumak? Yani Allah'ın emrini yaparak haramdan sakınarak, günahdan kaçınarak koruyorum. Daha ve ehli yüküm ehlinizi de. Erkek bununla mükellef sorumlu. Bak. E, sorunun başında ne dedik? Eki aile reisi ama tabi her reisin, her liderin, her amirin sorumlu daha da fazla oluyor ama şimdi. Erkek bundan sorumlu şimdi bak. Yani at yanlış adımından erkeğin haberi varsa erkek bundan sorumlu Allah katında. Allah bunu soracak. Ve buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yarın mahşer gününde kullar hesaba çekileceği zaman önce kişinin hanımı kolosya katında yapışacak. Neye sen beni aldın ben İslam yaşatmadın diye. Kız yapışacak, oğlu yapışacak. Demek ki nedir görev? Bela büyüyor. Naren ateşten koruyun. Ayet-i devam ediyor tabi. O öyle ateş ki orada melekler var. Aleyha <laughs> melaiketün melekler var. Gılazün <laughs> <Melekler var. gülüyor> şidadün Cehennemde göreli melekler var. İsimleri zebani. İsmi korkunç böyle şey. galis. <laughs> hiç acıma duygu yok onlarda. Öyle yaratılmışlar ama. Onların doğası acıma bilmiyor onlar. Öyle galis. Şidadın çok güçlü, kuvvetli. 50 kişiye ezer avucunda alır. Öyle kuvvetli, öyle korkunç, öyle büyük, heybetli melekler var. Tabi ateşi var, buharları var, gaya deryaları var. Yani Allah korusun yani o cehenneme dayanılmaz mı terim dayanmaz böyle cehennem Allah korusun böyle şey. Ki şimdi sobaya dokunamıyoruz. Ateşi değil de kızgın sobanın saçına dokunamıyoruz. Ya soba içine girip yanmak Allah korusun ayrı bir şey böylece. Şey. Ve bu yüzden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis şerif en buhar-ı müslümde hadis-i şerif geliyor. Yani en sağ şerif. Küllüküm râ'in Bu peygamber Ali Samazetlere? Hepiniz çobansınız Mevlam buyur. Yöneticisiniz. Ve kullukum mesulun an he. Hepiniz de er sorumlusunuz. Yani kimde varsa sizin eliniz altında kimi yönetiyorsanız hepiniz onlardan sorumlusunuz. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ayet-i Kerim'in tefsir olmuş hatta bu ayı. Yani kişi hanımından da sorumlu. Şimdi erkek ailenin reisi. Kadın değil. Kadın eşi mi daha güzel? Neden? Erkek yanlış bir şey yaparsa kadın Allah bunu sormayacak. Bak muhtemelen Bu da var şimdi. Eğer bir kişinin haramı namaz kılmasa Allah ona erkeğe soracak. Ama bir kadının korusuz namaz kılmasa Allah'ını kadını sormayacak. Bak bu da var muhtemelen. Yani kadınlar bu işte daha avantajlı onlar şimdi bunlar. Daha avantajlı onlar. Bir erkek hanımının namazından sorulacak. Hanımının örtüsünden sorulacak. Hanımı nereydi, kimlerle görüşüyor? Ondan sorulacak. Daha evlatlar, evlatlar muhtemelen. Tamam evlenmek güzel bir şey baştan ama ama dedim ya erkekler için sorumluluğu çok fazla erkekler için. Hele evlat meselesi yetiştirmek böyle şey. Evladı İslam'a göre yetiştiremezse bir kişi oğlunu kızını her ne kadar dünya açısından işte makam mevki sahibi de olsa belirli yerlerde gelirse, mal müsahibi de olsa, onda çok kısa geçici bir zaman ama aslında. Yani şöyle hayata geri dönen bakar, geçmiş günümüze bakarsak, hayat o kadar hızlı geçiyor ki hayat, o kadar hızlı geçiyor yani Yani 10 sene, 20 sene çok ama çok çabuk geçiyor böyle. O kadar çabuk geçiyor. Bir insan tabii üniversite okuyor, işte uzmanlık yapıyor, şunları, bunları yapıyor, der ki, uğraşıyor, çalışıyor, dayı buluyor, şunu bunu buluyor, bir makamlara geliyor, bakmış, emekli vermiş. Ne zaman sen emekli oluverdin? Daha dün talep edin sen, öğrenciydin, daha ne zaman emekli oldun sen bence? Ne zaman geçti bu günler? Geçiyor bakın. Ama ahiret alemi o geçmiş. O da zaman diye bir şey ahiret âleminde. Bunun için, evlat konusunda da erkek sorumlu. Kadına gelince kadın da bu konuda sorumlu şimdi kadında. Vel merretü raiyetün ala beyti zevciha ve belediye. Bak hadisi hep burada. Sonunda kadın da raiyetün ala beyti zevciha ve belediye. Kadın da kurasının evinden sorumlu. Yani kurası şey yokken yani, kadın evi koruyacak, herkes evi almayacak, kurası malını savurmayacak, öyle isap etmeyecek, etmeyecek. Yine kadın da evladın yetişmesinden kadın da sorumlu bunda. Bu da sorumlu bunda. Bir de kadının itaat dedik kolasına hangi konuda gerekiyor? Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İzâ de'a rüzülü imretehü ila firashihi, Bir erkek hanımını yatağına davet etse yatmak için davet etse felem te'tihi kadın o anda korasına kızmış, darılmış, kırılmış bir şey olmuş da korasına yatağına gitmiyor. Ayrı yatarsa ve bâhate gadban aleyha Erkek de ona kızarak öyle yatarsa melek de ona lanet ediyor kadın okuma okuyamıyorum şimdi yine böyle şeyime çok ağır geldi muhterem bakınız. Yani bu da hanımların çok zor tarafı muhterem böylece. Çok zor tarafı böylece. Demek ki erkek yatağına yattı hanım ona kızmış darılmış, kırılmış işte somurtmuş neyse olmuş. Ee, yatağın davet ettiği halde ama ayrı yatıyorlar mesela olur, yaşlı olur, hasta olur mesela olur, ayrı bu şekilde. Ama erkek hanımını yatağa davet ettiği halde hanımı sır o anda kocasına kızdığı için yatağına git yatarsa kocası onun razı olmazsa hatta tüs bir geliyor adı sonunda ki ta sabaha kadar melekler o kadar lanet ediyorlar muhteremler. Yani kadınlar bu sorumluluğu var az cemaatimiz. Öyle kızım diye şey yapmayacak. <laughs> Yine adı böyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri. Bir kadın kocası evde olduğu gün oruç tutması nafil olarak da helal değildir. La <laughs> yihillim re'etin buyuruyor Peygamber. Bir kadına helal değildir. entesume ve zevcuya şahidin illa bir iznihi. Mesela kolesi çalışıyor. Sabahın gidecek işine böylece. E kadın o gün merak edin. oruç tutacak. Tutar böylece. Ama kolesi evde bulunduğu gün, izinli olduğu gün, kadın o gün oruç tutmak istiyorsa nafile olarak kolesine soracak. Oruçta bir miyim? İzin verirse tutacak. Nafi oruçta bu tabi. Ramazan ayrı. Bir kadın bir kadın tabi korasınla meşruiyet içerisinde yani kadın kore tabi o anda iç içmiyor, bir şey yapmıyor böyle, ahlatsızlık yapmıyor böylece. Normal içerisinde bir kadın korası evde iken korası ilgilenmesi kadının ona bir bardak su vermesi, işte ona bir çay vermesi, ona bir hizmet etmesi, onunla ilgilenmesi, konuşması nedir? Kadının nafi ibadetten daha eftar üstün vakti. Yani Kolosev'de bekliyor, kadın sofra kursun. Dur ben konu okuyacağım biraz. Dur benim dersim var, ben dersim yapacağım, zikrim yapacağım. Bak yok mu senin böylece? Yok böylece. Onların nafile, demek kadın için bu daha eftal korası ile ilgilenmesi kadının böylece. Yani bir kadın korosuna bir bardak su da verse o kadar büyük sevap alıyor. Yalnız erkeğin de görevi eve helal kazançla helal lokma getirmek. Alı cemaatimiz. Bu da çok mesele hele günümüzde çok zor bir Çok zor haber. Şey. Allah korusun bir erkek de kazancına gayrı meşru karışsa işte yalan, yanlış, haram mesela alkol satıyor, içkili lokanta çalıştırıyor, efendim kumu oynatıyor. Yani yaptığı iş gayrı meşru ise ya da faiz aldığı parayla şunla bunla erkek evine bir şey alıp getirirse o erkek de yandı gitti. Yandı bende. Hem onun hanımında ona hayır olmaz haramla beslenen et yaramak işi mutlaka. Yaramaz böyle şey. Bakın dikkat edin aziz cemaatimiz. Bir insan besmeden, çekmeden bir şey yesin. Mesela bir elma yesin insan böyle. Be, unutup besmeden bir elma yedi böyle şey. Sonra kişi aklına geldi de elma bitmiş ama tekrar bir elma aldı. Güzel beslenen şey yesin. Artık fark, onda fark eder kişi mutlaka. Yani gıda helal bile olsan o helal gıda eğer besmele yense böyle huzurla yensin yensin ondaki o andaki hal bile işte belli olacak cemaatimiz. Bak Suriye Şam Üniversitesi'nde incelemiş özellik incelemişler. Bir hayvan besmele kesilirse bundan ne oluyor? Besmele kesilirse ne oluyor? Bak, i̇ncelemişler bunu. Eğer bir hayvan besmelesiz kesilip onun eti yeniyorsa insana bir zararı var. Hatta bedene de zararı varmış böyle. Maneviyatın dışında böyle şey. E şimdi günümüzde biliyorsunuz tavuk kesimi özellikle tabi piyasada iyisi de var tabi şüphesiz. Ben şu bu firmantalarımı yapmıyorum direktten bu arada. E, tavuk genelde makine kesiyor tavuğu. Bir hayvanın helal olması için ne gerekiyor? Önce o hayvan et yiyen hayvan cinsi olacak. Abi bunun domuz mesela yenmez. Ondan çeksin besmeleye. Önce hayvanın et yiyen hayvan cinsi olacak. Tavuk, koyun, sığır gibi mesela. Sonra onun helal paralel alınmış olması şart. Ondan sonra onu mutlaka bir Müslüman tarafından besmele ile bıçakla kesilmesi boğazdan bu da şart. İnsan kesecek ama böylece. Makinenin olmaz böyle. İnsan kesecek, insan da Müslüman olacak. Müslüman olacak, yiyecek böylece. E şimdi bir baba aile reisi evden bakıyor, güzel bitirine görüyor böyle. Tavuk butlarını, göğüşlü bunları görüyor. Ver yaran yarın, ver buna bir iki, iki bak, bak, bakalım. E hiç araştırmadan eve getiriyor, e makinenin kestiği, besmelesiz murdar oluyor. Abi buranın domuzeti gibi oluyor. Onu evine getiriyor. E hanımla bunu yediriyor. zaman bunu yediriyor. Yarın o çocuk, o ana babayı tanımazlar Hatta o kadınla korusunu takmaz işte, tanımaz. Tanımaz böyle. Eline dileme kadınla böylece. Haramdan gelişen et, hücreler, Allah isyan ederler. Onunla Allah kulluk edemezler böylece. Bu için bir kişi evlenikten sonra çok özen göstemize gerekiyor ki kazancına dikkat edebilsin. Derden kazanı işçi mi, işin güzel yapıyor mu? Herkesi böyle amir, memur, esnaf her kimse işin güzel yapacak işte böyle yalanla, yanlışla kandırarak, şunla dalavereyle, alavereyle rüşvetle olursa Allah korusun bir kişi bunu evine götürür yedirirse bunları, bunları giydirirse, bunları giydirirse ne hanımında ona hayır gelir, ne çocuğunda ona hayır gelir az cemaatimiz. İşte demek ki bu böyle bir şartı da var. Ekiden sorunu burada daha da fazla burada böylece. Tabi günümüzde koşullar daha zor muhteremler. Yani günümüzde koşullar tabi daha da zor. Yani toplumsal İslam yaşanmayınca koşular koşullar tabi daha zor. Sonra çoğu çocuğun eğitimi meselesi çok mu çok zor günümüzde. Mesela bir kız çocuğu bülüğe erdiği anda ona örtülme farz oluyor. Bir kız çocuğu 9 yaşını doldurdu mu bülüğe erebilir. Eğer bir kız, kız çocuğundan 9 yaşından önce veya 9 yaşındayken kadınlık hale gelirse ona sayılmaz. O özür kanundur sayılmaz. Ama bir kız çocuğu 9 yaşını doldurtan sonra ondan kadınlık hale gelirse o artık bülü ermiştir. Nedir ne oldu erince Allah'ın emirlerine muhatap oluyor, bağlı mükellef oluyor. Namaza kılacak, örtünecek de. Öğretilecek de. Allah bize böyle de işte böyle. İlahi emir bu. Allah emri budur. Efendim şu uygulaması çok zor. Tabi zor muhtemelen. Uygulaması tabi çok zor böylece. Ama Allah biliyor bunu soracak azı cemaatimiz. Bunda, anne de bundan sorumlu. Baba da bundan sorumlu azı cemaatimiz. Sonra kadınlar bilhassa e, gittikleri, gezdikleri iyi bilmeleri gerekiyor. Tabi baba dışarıda ee, çocuklar küçükken annesine habere gezmeye giderler. Sayın tabi kadın kimle görüşüyorsa, onlar eve gelirler böyle. Eğer bir kadın, kendi kadar Müslüman da olsa, ama e, bilinçsiz, hatta İslamlı yaşantısı olanlarla görüşürse, ne oluyor? Çocuklar tabi o havada büyüyorlar. Gittiği yerde, Boşaya şey konuşuyor, haram konuşuluyor, müzikler şunlar bunlar oluyor, evinde bunlar oluyor. Bu da tabii şey yukarı muhteremler çok etki kötü yapıyor böylece, yetişmesinde bunların böylece. Bir de çocukların sağlığını korumak meselesi de var. Bu da şart. Bu da şart. Bunun için annenin çocuğu emzirmesi, ayet-i sabittir ki iki yıldır. Yani bir kadın tam emzirmek isterse, isterse, iki yıl emzirmesi gerekiyor. Ama daha evvel bırakmak isterse korusan danışacak, beraber karar verecekler. Bakın tamamdır. Ayet-i Kemal'e ayet-i Allah böyle buyuruyor. Bir kadın çocuğunu vel validatü yurdu eladehünne Bela. Analar çocuklarını iki yıl emzirecekler. Kim emzirmeyi tam yapmak isterse ama daha evvel bu sütten kesmek isterlerse Tek müşavir et, teşavir et, alıver Konuşacaklar, işte 20 ayda, 18'de ayda bırakalım mı, karar bırakalım, mı, bırakalım bu şekilde böylece. Gerekiyor azı cemaatimiz. Yani çocuğun bakın, hep bundan sağlığı açsam bundan böylece. E şimdi, öyle anneler var, anneler var, ağızdan durmadan fosfor sigara işi muhtemelenler. Kadın hamile, kadın hamile. İçtiği sigaranın nikotini, zehri, onun hemen kanına geçiyor, hemen kanına geçiyor böyle işte. o kana geçince, kadının bütün bedenini dolaşıyor, hücreye dolaşıyor. Ne yazık ki o ana karnındaki yavru da onunla besleniyor muhtemelenler, bakınız. Ya. Ana karnındaki yavru daha yeni organ teşvik edecek, edecek. O ana karnın ana annesinin kanıyla. Yani e annesinin kanında nikotin var. Ya kadın alkol olursa ne olacak? Allah korumaktan böylece. Bunun için azı cemaatimiz, yani günümüzde çok bu sigara da salgın böyle, hanımlarda da böylece. Çok salgın bu şekilde böylece. Hele bir kadın hamileyken sigara içerse, çocuk gelişme çağında nikotinle yoruluyor böylece. Kadın hamileyken sigara içerse süte karışıyor böyle. Sütte kan oluşuyor böyle. Hücreye gidiyor, Süt hücreleri var bedende, göğüste. Oraya gidiyor, süt dönüşüyorlar onlar O da kandan oluyor böylece. Bunun için özellikle hanımlar böyle hele hamilelik dönemlerinde, süt dönem verme dönemlerinde yani sigaradan kaçmaları gerekiyor. Hatta sigara içeceğin yerden kaçmaları gerekiyor azı cemaatimiz böyle. Lillahi'l-Fatiha.